Şöyle bir hayal kuralım. X bir ülkede doğdunuz. Y ülkesi adına savaşa giriyorsunuz fakat şartlar sizi başka bir Z ülkesi için savaşmak zorunda bırakıyor. Z ülkesi için savaşırken de o da yetmiyor, şartlar gereği yine başka bir T ülkesi için savaşmak zorunda kalıyorsunuz. Yeter artık dediğinizi duyar gibi. Üç bilinmeyenli bir matematik problemi gibi. Fakat biraz trajikomik bir olay olsa da Yang Yongjong isimli bu kişi 2. Dünya Savaşı'nda tam 3 orduda ve hem müttefikler hem de mihver devletler adına savaşmıştır. Bu talihsiz gencin başından neler geçtiği incelemeye başlayalım. Yang 2. Dünya Savaşı'nda sırasıyla Japon ordusu, Sovyet ordusu ve Alman ordusunda savaşmıştır. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Bu adam dünyanın bir ucundan diğer ucuna kadar nasıl geldi? Yang Kore vatandaşı olmasına rağmen o zamanlar Kore Japon yönetimindeydi. 18 yaşındayken 1938 yılında Japon İmparatorluk Ordusu'nun bir kolu olan Kwantung Ordusu'nda asker alındı. Sovyetlere karşı savaşan Yang, Kalkin Göl Muharebesi sırasında Sovyetlere esir düştü. Sovyetler Yang'ı Gulag denilen esir ve çalışma kamplarından birine yolladı. Almanların Sovyetlere yaptığı sürpriz saldırı ile Sovyetler asker sıkıntısı yaşamaya başlamıştı. 1942 yılına gelindiğinde Sovyetler Gulaglardaki mahkumları zorla Sovyet saflarında savaşa soktu. Böylece Yang Sovyet üniformasıyla Almanlara karşı savaşmaya başladı. Fakat şanssızlık bir türlü Yang'ın yakasını bırakmıyordu. 1943 yılında Kharkov Muharebesi sırasında bu sefer de Almanlara esir düştü. Almanlar da Yang'ı o zamanlar Almanlar adına savaşan Doğu taburlarından birine yolladılar. Almanlar için savaşmak zorunda kalan Yang, 3. farklı üniforma ile savaşa tekrar dahil oldu. Birliğinin Normandiya'da görevlendirilmesiyle Yang Fransa'ya gitti. Böylece Japonya'da başladığı macerada neredeyse dünyanın diğer ucuna kadar gelmişti. Normandiya çıkarmasının başlamasıyla Yang bu sefer de Amerikan paraşütçülerine esir düştü. Amerikalılar Almanlar adına savaşan Japonların olduğunu biliyordu. Yang derdini anlatmaya çalışsa da birlik içinde kimse ne dediğini anlamıyordu. Çıkarmanın ilerleyen günlerinde Japon kökenli bir Amerikan askeri Yang'ın ne anlattığını tercüme etmesi için getirildi. Fakat asker Yang'ın Japonca konuşmadığını büyük ihtimal ile Kore dilinde konuştuğunu komutanlarına anlattı. Kore dilini bilen bir asker bulunamayınca Yang Britanya'ya savaş esirleri kampına nakledildi. Buradan Amerika'ya yollanan Yang bu sırada genç Japon olarak Amerikan kayıtlarına geçti. Japonya'da başladığı macerada neredeyse bütün dünyada tur atmış oldu. Savaş bitiminde serbest bırakılan Yang'ın Illinois'te yaşadığı ve 1992'de öldüğü söylenmektedir. Her ne kadar Yang diye anlatımını yapsak da bu kişinin gerçek adı asla bulunamadı. 1990 yılında Amerikan arşivlerini araştıran bir araştırmacı, biraz önce belirttiğimiz gibi genç Japon olarak belirtilmiş Yang'ın dosyasına ulaştı. Araştırmayı derinleştiren bir grup, Yang'ın Sovyetlerden esir edilmiş bir Koreli olduğunu Alman belgelerinde bulduklarını açıkladılar. Bu belgelerde Yang Yongjong ismi geçtiğini belirttiler. Fakat yine de ismine dair kesin bir kayıt bulamadıkları gibi Alman belgelerinde Koreli bir kişi olduğunun da geçtiğini ispatlı olarak belgeleyemediler. Fakat bazı araştırmacılar Yang'ın Gürcü asıllı bir Rus olduğunu, Almanların Sovyet istilası ile taraf değiştirip Almanlar adına savaştığını savunmaktadırlar. Bu arada Japonlar 2005 yılında Nazi Almanyası için savaşan ve müttefiklere esir düşen Japon askerleri için bir belgesel hazırladılar. Ama ilgi çeken bu hikaye için Japonya ordusu kayıtlarını araştıran yapımcılar Yang'ın izine yine rastlayamadılar. Uzak Doğu sinemasının hiçbir belgeye dayanmadan yaptığı bir film ile bu olaylar zinciri doğru kabul edilmiştir. Sadece Japon kökenli Amerikan askerinin konuştuğu dilin Kore diline benziyor demesi ve dilden dile böyle anlatılması üzerine bu hikaye günümüze kadar böyle gelmiş, hala da böyle anlatılmaktadır. Genel anlatımlarımda sizleri sıkmamak için biraz magazin katsam da 2. Dünya Savaşı'nın tamamen magazinleşmesinin karşısında olduğumu her zaman belirtiyorum. Sadece Alman üniforması ile bir resmi bulunan, resmi kayıtlarda neredeyse hiç geçmeyen bir kişinin böylesine bir kurgu ile anlatılması da ilginç bir olaydır. Çoğu kaynakta da 1992 yılına kadar yaşadığı Amerika Illinois'te öldüğü, iki oğlu ve bir kızının olduğu söylenmektedir. İnternette 200'e yakın kaynağı incelediğimde noktası virgülüne kadar aynıdır.
kopyala yapıştır yapılmış gibi ufacık ek bir bilgi bile hiçbirinde yoktur. Bu olaylar zinciri de kurguyum diye bas bas bağırmaktadır. Sadece bu fotoğraftan başka hiçbir belge ya da döküman bulunmamaktadır. Ben de incelerken ne ilginç olay, buna değineyim dedim. Ama detaylandırmak istediğim zaman hiçbir şey bulamadım arkadaşlar. Ayrıca 3 çocuğu olduğu söylenen bu kişinin çocukları neden çıkıp "Bu bizim babamız, adı bu, sanı bu, böyle olmuş, şöyle olmuş" diye anlatmıyorlar. Burada kurgu yazarları da hemen noktayı koymuşlar. Young bunları unutmak için çocuklarına hiç anlatmamış diyorlar. Öyle bir geçmişiniz olacak ve kimseye anlatmayacaksınız. Açıkçası bana pek mantıklı gelmemektedir. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesinin üzerinden 73 yıl geçmiştir. O zamanları yaşayan insanların nesli neredeyse tükenmektedir. Doğrulatacağımız insanlar kalmadığı için bu kurgular ileride de bolca yapılacaktır. İnsanlar bu döneme ve magazine merak duydukça bu tip hikayelerde bolca türeyecek, belli kesimlerdeki insanlar da bu sistemden bolca para kazanmaya devam edeceklerdir. Hitler'in günlükleri bende diye bütün Amerika'yı dolandıran ve tarihin bolca saptırılmasını sağlayan, tarih katili olarak gördüğüm Konrad Kajo gibi insanlar oldukça ne yazık ki tarih magazinden kurtulmayacak, gerçekler bolca saptırılmaya devam edecektir.